eski sanatçılara ilgi gösterilmiyor diyor. Katılıyor musun? Ama hayır, bir yandan da 90'ların özlemi var. Şu an ben katılmıyorum, şöyle katılmıyorum. Ben 90'lar şarkılarını hep yani turne gibi yapıyorum ya. Yani geçen işte İzmir'deydim. Yıkıldı orası. Herkes tek ağızdan şarkıları söylüyor. 90'lar evet. şarkılarını söylüyor. Mesela ben sokağa çıktığım zaman çok da iyi ilgi görüyoruz. Hala ilgi görüyoruz. Çünkü farklı yere koyuyorlar. Mesela benim estağfurullah yani ben böyle bir şeyi zaten olamam, olmamışımdır ama bana hep şey yazıyorlar. Efsane. Ne sokakta güzel. Da kral diyorlar. Ne güzel. Yani çok hoş insanların böyle bir şey söylemesi. O yüzden bir tek şeyi doğru söylüyor Burak. Devamlı üretmek lazım. Bizim şimdi 90'lardaki arkadaşlarım biraz küskün çoğu. Hala küskünler. Yani neden bilmiyorum ama hepsinin bir an evvel acil müzik yapmaları lazım ki bu yeni kuşağa, Z kuşağı dediğimiz kuşağa kaliteli ürünler vermemiz lazım. Yoksa bu çocuklar rap içinde boğulacaklar. Ben rapçileri küçümsediğimden değil. Ama sadece şu anda bakıyorsunuz konserlere böyle bir furya var. Popçular sanki ikinci planda kalmış. Her tarafta Ozan, rapçiler ağırlıkta. Hepinizin teker teker evlenmesi, çoluk çocuğa karışması, farklı bir aile artık aile hayır, hayatına evet. geçmesi. Bunları etkiledi mi? Eskiden sözleşmelerinizde maddeydi. Tabii, sevgili yok, nişan yok, evlilik evet. yok diye. Etkili mi sence? Etkilemiş olabilir. Bir de şey var, dönem farkı. Şimdi bizimle beraber büyüyen bütün arkadaşlarımız hepsi çoluk çocuğa karıştı. Hepsinin çolukları büyüdü, torunları bile olanlar var. O yüzden yani... Şu andaki genç, biz de öyleydik ama 90'larda baktığın zaman 70'ler ve 80'ler kuşağı şarkıcıları vardı. Evet. Biz de uzaylı gibi gelmiştik onlara. O yüzden şimdi... Peki ama... Suat Sunan'ın söylediği gibi mutlu insanlar iyi şarkılar yapamıyorlar mı? Vallahi bilmiyorum. Mutlu yani hep de mutsuzluk, hep melankoli olmak da çok doğru gelmiyor bana. Yani mesela ben beste yaparken öyle bir şey düşünmüyorum. Yani ben içimden o anda ne geliyorsa onu yapıyorum. Yani illa ben üzüleyim ama kahredeyim kendimi. Ama üzülünce falan ekstra güzel şarkılar çıkıyor mu? Yani doğrudur tabii ruh haliyle. Sıkıntılı bir dönemin içinde. Yani ama o da çok melankolik şarkılar çıkar. Belki katılmak bilmiyorum. Herkesin farklı, her besteci farklıdır. Yıllar önce Sezen Aksu'nun Erol Evgin'e öyle takılması vardı. Şey demiş, oğlum... Kaç yıldır aynı kadınla çok mutlu bir evliliğim var. O şarkıları nasıl çıkarıyorsun? Hayal ediyorum demiş. Evet. Yani mutsuzluk, ayrılık, evet. acı, evet. keder. Onları hayal ediyorum, yaşıyormuş gibi yapıyorum. Aynen öyle. Ben bilmiyorum yani. Mesela Sezen Hanım'dan bile şarkılar çıkıyor kardeşim. Evet. Yani bir, böyle bir şey popçular da yeni şarkılar yapıyor ama niye Z kuşağını yakalayamıyorsunuz? Ya işte bak en son ben Saman Alevi'ni... Evet. O da o çocuklar çok istedi. Ben o Saman Alevi'nin yeni versiyonunu yapmamın sebebi... Gençler sokakta mi? Yürüyorum. Hmm. Abi diyor senin bir şarkın vardı ya. Dur söyleyeceğim dur. Saman Alevi diyorum. Evet abi diyor. Onu ne olur bir yapsana bize. Ben ondan sonra işte 3-4 ay evvel yaptım bunun coverını. Evet. Acayip de güzel tepki aldım. Yapmasan evet, tamam. da çok güzel şarkı. Hani güzel. Efsane. Evet. Zaten ilk hali daha bile güzel. Evet. Yani 90'lı yıllardaki hali daha güzel. Ama şimdi mesela ben mücadeleyi bırakmadım. Şimdi Kasım'da muhteşem bir slow şarkıyla çıkıyorum. Ama inadına yine 90'lar... şeyinden, lezzetinden kopmadan. Ya bir araştırma yapılmış. Bütün popçular, çeşitli dallardaki sanatçılar Z kuşağını yakalama telaşında ama araştırmadan ama dünyada böyle, çıkıyor. Dünyada böyle. Araştı bugün evet. hayatta olmayan Müslüm Gürses Z kuşağı tarafından 2022'de en çok ve tüm zamanların evet. en çok dinlenen sanatçısı seçilmiş. Ah, hayatta değil. Şarkıları Z kuşağına uymuyor diyorsun ama yakalamış. Şimdi yani... Z kuşağı çok seçici bir kere. Çok, evet. Kolay beğenmiyor. Kolay beğenmiyor ve çok güzel dalga aynen. geçiyorlar. Çok. İnanılmaz. Evet. Peki haberlerimizle devam edelim. Hadise efendim özgürlüğümü kısıtlıyor dediği 4 aylık eşi Mehmet Dinçerler'le yarın Beykoz Adliyesi'nde boşanacak. İşte anlaşmalı boşanmanın detayları. Hadiseyle Mehmet Dinçerler'in boşanma tarihi belli oldu. Boşanma protokolünde neler var? Mehmet Dinçerler boşanmak için Hadise'den ne talep etti? İlişkileri, nişanları ve evlilikleri. Son bir yıldır tüm magazin dünyası Hadiseyle Mehmet Dinçerler'i konuşuyor. Ünlü çift şimdi ise boşanmak için saatleri sayıyor. Hadise'nin sanat hayatım kısıtlanıyor diyerek boşanma davası açtığını geçtiğimiz günlerde ikinci sayfa duyurmuştu. Ünlü çift dün boşanma protokolünü imzaladı. Yarınsa 4,5 aylık evliliklerini noktalayacaklar. Boşanma protokolünde neler
neler olduğuna ise yine ikinci sayfa ulaştı. Mehmet Dinçerler boşanmak için Hadise'den ne istedi? Hadise Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurduğunda anlaşarak ayrılmayı başaramadığım için dava açtım demiş. Mehmet Dinçerler'in boşanmak için düğünde takılan takıları istediği ortaya çıkmıştı. Dinçerler bu isteğinden vazgeçti ama tek bir şartla. Annesine düşkünlüğüyle bilinen Mehmet Dinçerler boşanma protokolüne de annesini dahil etti. Düğünde takılan hediyeleri geri istemekten vazgeçti ama annesinin taktığı takı setiyle sahte olduğu iddia edilen pırlanta yüzüğü Hadise'nin iade etmesini istedi. Hadise boşanma dilekçesinde hayatının kısıtlandığını ve bu durumun zamanla psikolojik şiddete dönüştüğünü söylemişti. Mehmet Dinçerler ise kendi dilekçesinde Hadise'nin yanında olma taleplerim hep reddedildi diyerek kendini savundu. Senin evet. için çok özel, çok anlamlı. Evet, evet. Sen söyle neden? Şimdi şey vardı yani sağ olsunlar sponsorlarımla onların da özel bir gecesiydi. Açılış gecesini beraber yaptık. Harun dedi ki abi dedi senin kaç yıl oldu dedi. Baktım ya dedim 90 aa dedim. Albüm ilk 90'da albümden evvel Sopot Müzik Festivali'ye baş. Aa dedim ben 30. yılı deviriyorum dedim. Abi dedi gel dedi bir 30. yıl konseri yapalım sen. Aa ne güzel. Böyle çıktı fikir. Evet. O kadar da heyecanlı. Erkan Özarman'dan tutun da aklımıza gelen bütün herkes oradaydı. Evet. Eski ve yeni bütün dostlarım, sanatçılar. Kendi kendimize çok güzel bir konser sen yaptık. Sen 30. yıl emekli oldun mu? Evet oluyorum. Ben emekli bir popçu olacağım artık EYT'den seninle. EYT'den mi yararlanacaksın? EYT'den yararlanacağım. Nereden yararlanacaksın? Ya ben şöyle bir esasında ben bunu çok fazla üstüne gitmiyordum. Yaş ilerledikçe hani dedik ya yıllar geçiyor. Biz hani bu sigortalarımızdan yararlanalım. Allah korusun hastaneleri ne olacak Allah korusun. Değil. Dedim ki bir araştırmaya başladım. Geri dönüş girişlerimi bulamadım. Sonra aklıma... Ben 89 yılında şeyde Antalya'da animatörlüğe başlamıştım Fatih Köyü'nde. Aklıma geldi hemen Antalya'ya atladık gittik. Araştırdık sağ olsunlar dostlarımız da araya girdi. Şeyi bulduk. Çünkü girişini buldum. Tabii çünkü bilgisayar sistemine geçtikten sonra o atlatılmış. Dosyalardan çıktı girişim. Evet. Şimdi tabii şeye de kalmadım. Yani... Direkt yaştan, emekli oluyor. Tabii, emekli maaşı bağlanacak. Bağlanacak. Bir de baston alacağım. Aa, ne kadar güzel. Ben herkese söylüyorum. Ben emekli pop yıldızı. Bütün sanatçıların bu işe çok dikkat etmiyor. Emekli yani, maaşını öğrendin mi Ozan? Vallahi bilmiyorum. Herhalde bir askeri ücret biraz fazla alırız herhalde. Yani. Ama emekli maaşı. Ya o maaş önemli. Çok paranın o maaş olur. Önemli. Emekli çok olarak söyleyeyim. Şey vardı ya 80'ler dizisi vardı. Sigorta var mı? Sigorta var mı? Ne kadar önemliymiş. Çok. Ben şimdi mesela söylüyorum, benim çok sevdiğim bir bu benim sağ olsun Yiğit ilgilendi, devlet hastanesinde. O kadar şeyini gördüm ki faydasını tabii gördüm. Ki. Yani tabii ki. Bir güvence. Tabii ya kesinlikle. Bir güvence. Allah korusun yarın ne olacağımız belli değil yani. Öyle. Bugün, yani o kadar zor şartlar ki yani bugün sağlık sektöründe hani çok böyle özel hastanelere gitmek istiyorsan paran olması gerekiyor. Evet öyle. Ama sen emekli maaşını al. Tabii. Bir emekli maaş kutlaması yapalım. Size bir yemek aynen, bir, evet, ama anlaştık. Zaten Boğaz'da yersek o gün bitti. O gün bitti. O gün bitti. Evet. Hatta bir de akbilim de var. Değil mi? Toplu taşımayı da kullanıyorsun. Ben de İstanbul Kart kullanıyorum. Ben bravo. Daha dün Florya'da işim vardı. Hemen atladım hemen vardır. Tabii Marmara'ya. Çok basit. O trafikte boğuşacağım ama bir de herkes biniyor. Amerika'da da öyle ya. Evet, Kenny Reeves'i görürsün, tabii. Onu görürsün. Robert De Niro'yu görürsün. Tabii ki. Yani bence keşke metro her yere gitse İstanbul'da. Kesinlikle. O kadar kolaylık, o kadar kolay. Ozan'cığım çok teşekkür zaten ediyoruz. Zaten taksiler de almıyor bu arada. Geldiğin için. Evet doğru. Aynen. Eşine de selamlarımızı ilet. Evet. Yarın görüşmek dileğiyle efendim. Bebeğine güzel bir şekilde kavuş. Hoşçakalın. Herkesi seviyoruz. Hoşçakalın.